Öncelikle sizi severek izliyoruz. İyi ki varsınız. Hiç röportajı çıkmadım. İlk defa çıkacağım böyle. Lütfen rahat olun. Yeni vergi sistemi denince şöyle diyeyim. Ya ülke bazında değerlendirecek olursak, ülkede toplumun ekonomisi iyi değil. Vergilerin çok artmaması lazım. Bizi yöneten insanlara da bürokratların halkın içine girmesi lazım. İnsanların ekonomisinin iyi olmadığını işte Cumhurbaşkanımıza, bizi yöneten insanlara bildirmesi lazım. Onun haricinde şöyle diyeyim, böyle bir fırsat oldu. Ben ülkem adına çok üzülüyorum. Yani bizim iyi istisna insanları kastetmiyorum. Toplumumuzda bir yozlaşma var, çürüme var ahlak anlamında. Mesela şöyle diyeyim, biz İlk önce doğamıza, su kaynaklarımıza sahip çıkmıyoruz. Ben döşem altında oturuyorum. Yani çoğu yerde su patlağı oluyor. Borular eskimiş dolayısıyla. Ama insanlar önündeki su patlağını 185'e bildirmiyor ve orada dünyalar kadar su kaybı oluyor. Sürekli ben açıyorum. Belki yani 1000'i aşmıştır benim telefon açtığım. Hep ben geziyorum, bakıyorum. Suya karşı çok hassasım. Ülkemiz güzel bir şey. Aslında yabancı ülkeler bizi savaşmadan ülkemizde bazı olumsuz şeylere sebep oldular yani. Nasıl? Yani aslında bir sistem var. Ben aslında şöyle diyeyim. İnsanlar insan bedenini, dünyayı, yaşamayı, dünyanın anlamını keşfetmesi lazım. Bunları keşfedince bir şeyleri öğrenmiş oluyorsun. Dünyada iki tane sistem var. İki grup var diyelim. Biri güçlüler vardır, bir de güçsüzler vardır. Dünya var olduğundan bu yana güçlüler insanları, toplumları din ile, ırkçılık ile, mezhepçilik ile kandırarak kendilerine rant elde etmişlerdir. Bir de güçsüz insanlar vardır. Güçsüz insanlar kimlerdir? Güçsüz insanlar da ırkçılıkla, mezhepçilikle ve dinle kandırılan insanlardır. Bunlar genelde çoğunlukta olan insanlardır. Fakir, gariban, sorgulamayan insanlardır. Sistem bellidir yani. Güçlüler ve güçsüzler vardır. Güçlüler efendilerdir. Güçsüzler evet onlardır. Yani bizim toplum olarak ayrışmayı bırakmamız lazım. Kesinlikle ayrışmayı bırakmamız lazım. Birleşmemiz lazım. Yani mesela ben CHP'ye oy veriyorum. Akraban da vardır. Öteki AKP. Ya biz kendimiz dostluk içinde geçinmemiz lazım. Yani zaten siyasetin amacı da budur. Toplumu birbirine düşman etmek, kutuplaştırmak, oradan oy devşirmek ve seçimlerde kazanmak, makam mevki sahibi olmak, zenginliğe ulaşmak, güce ulaşmak. Bir de şunu söyleyeyim. Ben aynı zamanda böyle sözler falan yazıyorum. Yani keşifler yapıyorum kendimce. Kaliteli insan kimdir? Kaliteli insan kendisi tok iken, açların açlığını hisseden, kendisinin sıkıntısı yok iken başkalarının sıkıntılarını yüreğinde hisseden insan kaliteli insandır. Benim şu anda durumum çok iyi. Herkesin de durumu iyidir diye bir şey yok. Mesela ben emekli maaşım, benim 27 bin lira maaş alıyorum, emekli memurum. Ama ben asgari ücretlilerin zorda olduğunu biliyorum. Televizyonda, pazarda, geç vakitlerde sebze toplayan insanları gördüğüm zaman benim o esnada kahvaltı ediyorsam, yemek yiyorsam boğazıma düğümleniyor. Yani ben insanların mutluluğundan mutlu oluyorum. Şöyle diyeyim, ben kendim bekarım, teşebbüslerimiz oldu, evlenmek nasip olmadı. Ama ben şunu görüyorum, çocukları olanlar, torunları olanlar kendi çocuklarını, torunlarını düşünmüyor, kendilerini düşünmüyor, biz düşünüyoruz yani. Ayrıca şöyle diyeyim, bu Suriye olayında Amerika'nın, İsrail'in kasıtlı olarak Suriye'yi katıştırdılar. Bizi yönetenler de bunlara alet oldular. Ve aslında amaç şuydu. Orayı karıştırmak ve oradaki milyonlarca insanların buraya gelmesini sağlamaktı. Başarılı oldular. Şimdi benim hislerim çok güçlü. Çok güçlüyüm ben, yani hislerimde. Şöyle diyorum. Bu insanlar ileriye dönük. Önlem almazsak eğer, ileride Afganistan'dan geldiler, Suriye'den geldiler, başka Afrika'dan, Afrikalıların çok sıkıntıları yok yani. Bu ülkede ileriki zamanlarda 10 yıl olabilir, 15 yıl içerisinde bu insanları bizim ülkemizdeki halkımızla, Türk milletiyle çatıştırmak ve bunu önlenemez hale getirmek, oradan da Akdeniz'den İngiltere ve Amerikan gemileri buraya demokrasiyi getireceğiz, burada iç savaş var diye benim tahminim buna bir hazırlık yaptılar. Şu anda adalar verildi, kaç tane ada verildi? Asıl amaç Yunanistan'dan şu anda Amerikalılar orada üst kurmuş. Rusya'ya daha yaklaşmak için. Yani ben şu anda Malatya Kürecik üstünün olmasından çok üzüntü duyuyorum. Ticaret halen daha devam ediyor. Bir de insan şöyle diyeyim.
İnsan bedeni, ruh vardır, bir de beynimiz vardır. Beynin görevi sürekli doyumsuz isteklerde bulunur. Ruhun görevi nedir? Ruh, beynin isteklerine karşı, doyumsuz isteklerine karşı tepkisini koyar, karşı gelir. Biz bunu önce bilmemiz lazım. Dünya imtihanı diyoruz. Dünya imtihanı ne demek? Kimse çoğu bilmez. Dünya imtihanı, beynimizin doyumsuz isteklerine karşı ruhumuzun yaptığı mücadeledir, savaştır. İmtihan budur, dünya imtihanı budur. Yani ruhumuz beynimizin doyumsuz isteklerine karşı duracak, onunla savaşacak. Dünya imtihanı budur. Bir de doyumsuz insanlar vardır. Benim keşiflerim var. Dünyada çoğu insanların bilmediği şeyleri keşfettim. Şöyle diyeyim, doyumsuz insanların beyinlerinde bir gün ısı vardır. Gün ısı da şamandıra sistemi vardır. Şamandıra o gün ısı suyu alır, o şamandıra sistemi devreye girer, su kesilir dolduğu zaman. Ama insanların beyinde arıza vardır. Şamandıra sistemi gibi. Cepleri dolar, cep der ki beyne, ben doydum, artık cep doldu. O der ki sen doymadın. Midesi doyar, beyne der ki artık benim midem doydu. Hayır sen doymadın. Kasalar doldu beyne diyor ama beyin diyor ki arıza var. Şamandıra sistemi. Bozuk. Hasta beyin. Hayır sen doymadın. Kasa dolmadı. Ve insanlar şöyle. Dünyanın en zenginleri doyumsuz insanlar için söylüyorum. Bunlar en cahil insanlardır. Dünyanın en zenginleri de olsa. Çünkü mezara kefenle girileceğinin farkında değiller. Hiç ölmeyecekmiş gibi davranıyorlar. Bizim ülkede İnsanlar siyasetçileri sevebilir, oy verebilir, eyvallah. Ama siyasetçilere Allah diye tapılmaz haşa. Bizim memlekette, benim memleketim Elazığ. Elazığ'da bile öteki yerler Allah diye taptılar. Yahu tapmayın, sevin. Biz sadece Allah'ımıza tapacağız, peygamberimize saygı göstereceğiz, onları sevecek. Ama bu insanlar, bir de şöyle bir şey var. Bana değmeyen yılan bin yaşasın. Her şeyi seyrettiler. En sonunda kendilerine geldi, dayandı. Bir de bizim insanlarımız dayanıksız, nasıl yağmura şemsiyesiz yakalandılar. Böyle hep rahata alıştı. Ya bundan 4-5 yıl öncesine kadar rahata alıştılar, keyfe alıştılar. Birden bu ekonomik sıkıntı gelince İnsanların psikolojileri bozuldu. Şimdi sokakta gezerken insanlar kavga etmek için birbirlerine düşmanca bakıyor. Ya sen diyesin ki ya sen niye bakıyorsun arkadaş? Hemen bakarım lan falan filan, affedersiniz. Kavga etmek için insanların psikolojisi bozuldu. Bir de insanlar hep şu kafa beyinde hep şu var. Dünya bir eğlence yeri. Ben niye eğlenemiyorum? Ya işte sıkıntılar da geldiği zaman komple vücut iflas ediyor. Dünya bir eğlence yeri değil. Dünya paylaşma yeridir. Ailemizle güzel günler yaşama yeridir. Yani Allah'a dua etmek yeridir. Bir de şöyle diyeyim. Bizim toplumumuz vefasız bir toplum. Mustafa Kemal Atatürk bu memleket için canını feda etti. Savaşlarda, Kurtuluş Savaşı'nda. Ama bu toplumumuz ve çoğu insanlar halen de eleştiriyor. Ya ölmüş insanları eleştirmekten, yani hakaret etmekten artık vazgeçin ya. Ya padişahlar da bizim ülkemizi yönetmiş ama Mustafa Kemal Atatürk de bizim ülkemizi yönetmiş. Ama Mustafa Kemal Atatürk ne yapmış? Halkını düşünmüş. Padişah ne yapmış? Padişah ailesini düşünmüş, sülalesini düşünmüş, etrafındaki insanları düşünmüş. Biz o yüzden Atatürk'ü çok seviyoruz. Yoksa Atatürk bizim akrabamız değil. Ama Atatürk bu memlekete fedakarlık ettiği için, kendi sağlığından fedakarlık ettiği için, nasihatler verdiği için o yüzden seviyoruz. Yoksa böyle bir şey yok. Bizim toplumumuz vefasız. İlk önce şöyle diyeyim. Bizim önce bir toparlanmamız lazım. Gençlere gelince, gençlerde bakıyorum kafelerde, pastanelerde muhabbetler öyle. Dedim ya, ben iyi bir gözlemciyim. Ben ondan çıkıyorum, ben bundan çıkıyorum. Başka bir muhabbeti yok. 15 yaşında, 14 yaşında, 16 yaşında eyvallah arkadaş olabilir. Arkadaş olabilirler, tamam. Ama abicim, yani bu karı koca gibi yaşamak nedir ya? Yani 14 yaşında, 16 yaşında karı koca gibi yaşamak nedir ya? Bu bizim toplumumuza, örf ve adetlerimize ters. Yani önce bir ahlak olarak kendimizi düzeltmemiz lazım. Vicdanlı olmamız lazım. Ben hayatımda hep dürüst oldum. Bir tane Allah'ın kulu çıksın bana desin. Hiçbir Allah'ın kulunun parasını yemedim. Kimseye kötülük yapmadım. Hayvanlara yardım ettim. Fedakarlık yaptım. Benim ömrüm hep iyiliklerle geçti. Anamın babamın dualarını aldım. Ben cüzdanımı hep anamla babamla paylaştım. Hep paylaştım. Fedakarlık ettim. Bizi de güzel yetiştirdiler. Yani eskiye gelince hep... Anam eskiler şöyle diyeyim. Abicim lütfen abicim. Ben...
Ben abi dünya gerçeklerini söylüyorum. Ben kişileri, olayları değerlendirmem. Ben dünyada var olan sistemleri eleştiririm, keşif yaparım. Benim kişilerle, benim olaylarla ben sadece isim kullanmam yani. Kesinlikle isim kullanmam. Ben memleketimizin güzelliği için, hayrı için ben bugün bir şeyler anlatırsam, ne kadar insan seyrederse, bir şeyler kaparsa benim için mutluluk. Benim başka bir kazancım yok. Ben kimsenin parasında, pulunda gözüm yok. Kimsenin hiçbir şeyinde gözüm yok. Benim maaşım var. O yüzden bizim kendimizi düzeltmemiz lazım. İnsan olmamız lazım. Toplulukta mesela insanlar hep eleştiriyor. Eleştirdikleri partiden faydalandıkları zaman onun bu sefer lehine çevriliyor. Şu anda diyelim ki iktidarın faydasını gören insanlar faydasını kestikten sonra bu sefer onlar eleştirmeye başlayacak. Burada eleştiren insanlar faydalanmaya başladığı zaman bu sefer onlar övmeye başlayacak. İşte biz önce toplum olarak şu beynimizi değiştirmemiz lazım. Vicdanlı olmamız lazım ve insanlara şunu diyorum. Bizi yaratan Allah vardır. Ya bırak yani şöyle diyeyim. Namazdan oruçtan hadi meşakkatlidir diyeyim. Ya insanların ağzından bir Allah kelimesi çıksın. Çok basit. Bir yemek yedik mi, bir kahvaltı ettik mi? Ya Allah'ım şükürler olsun. Ve bir de kendimizi hiçbir şey yok. Memnun musun abi? Ben yönetimden memnun değilim. Ben CHP'ye oy verdim. Ben kimseden saklamam. Ama kimseye de hakaret etmem. Ya ben dürüstlük. Sen şey anlamadın herhalde. Oradan geldiniz. Sen dinle. Sen beni dinle. İnşallah çıkarsa sen beni dinle. Benim amacım, ben kimseden korkmam, kimseden şey yapmam ama kimseye de hakaret etmem. Ben CHP'ye oy verdim. Şöyle, röportajın başında şunu söylediniz ya, ben sizi izliyorum dediniz ya. He. İzliyorsanız şunu görmüşsünüzdür. Burada insanlar birbirlerinin fikrini beğenmediği için birbirine düşüyorlar. Tabii. Burada çok tartışma oluyor, i̇şte görüyoruz bunları ya. Siyasetçiler kazandı. Siyasetçilerin amacı da bu. Bizi birbirimize düşürmek, birbirimize. Ama ben de diyorum ki, ben CHP'ye oy verdim. Örnek, bir başkası AK Partiliyse biz aynı tramvaya biniyoruz, aynı fırına giriyoruz. Biz birbirimizi şey yapmayalım. Yani çok da şey yapmayalım. Çünkü o adam AK Parti, ben CHP'ye oy veriyorsam benim bildiğim bir şey vardır. O da AK Parti'ye veriyorsa bildiği bir şey vardır. Ama ben ne dedim? Başta da söyledim ya. Biz objektif anlamda ülkenin genelini değerlendirerek. Benim için ülke önemli. Yani bunda şey yaptım. Özellikle. Ya kalır. Niye kalmasın? Ülke toplanır. Çok sıkıntıdan sorundan bahsediyorsunuz ki hemfikiriz, ben size katılıyorum bu konuda. Ama bunların şöyle geleceğe baktığımızda hani ne olacak bu problemler? Çözüm ne tam olarak? Halkın bilinçlenmesi gerekiyor tabii ki ama bunun da yani kısa sürede olacağı pek gözlemlenmiyor. Ama tabii ki insan umutsuz yaşayamaz. Biz umutlarımızı hiçbir şekilde yitirmememiz lazım. Yani umudumuzu yitirmememiz lazım. Hiç gün doğmadan neler doğar. Ama tamam, ben insanları anlıyorum. Ben de mesela ben önceden sürekli lokantada yemek yerdim ama şimdi yiyemiyorum. Kaldı ki ben 27 bin lira maaş alıyorum. Bak, benim içkim yok, benim sigaram yok, hovardalık yok. Hiç gayrimeşru evim de var, kendi evim de var. Ama ben 27 bin liradan lokantalarda sürekli yemek yiyemiyorum. Ben bilinçli bir insanım. Ben cahil bir insan değilim. Ben herkesin durumunu anlıyorum. Ben istiyorum ki bizim memleketimizde ayrımcılık olmasın. İnsanlar birbiriyle dost olsun. Kimse birbirine küfretmesin. Kimse kimseye hakaret etmesinler. Güzellikler. Bu memleketi kurtaralım. Mesela benim şöyle diyeyim. Ben en fazla şehit olan insanlar bu memleket için kanlarını döktüler. Mesela benim annemin dedesi Kurtuluş Savaşı'na, askerlik yaptıktan sonra Kurtuluş Savaşı'na gidiyor. Bir tane oğlu var, bir bahçeli evi var, eşi var. Ama demiş ki annem anlattı tabii ki, ben savaşa gideceğim. Karısı da demiş ki ya sen askerlik yaptın, bu savaş nereden çıktı? Demiş ki hanım demiş, ben gitmesem, öbürsü gitmese bu memleket nasıl kurtulacak? O insanlar için biz memleketimize elimizden geldiği kadar sahip çıkmamız lazım. Doğal su çok önemli. İnsanlar suyun farkında yok. Çok güzel bir daire olur, çok güzel bir apartman villa olur. Ama o villanın suyu akmadı mı elimizi yıkayamayız. Affedersiniz, lavaboya gittiğimizde elimizi temizleyemeyiz. Yemekleri, sebzeleri yıkayamayız. Hastalıklar yayılır. Hastanelerde ameliyatlar olmaz. Su diyorum. Başka bir şey demiyorum. Su diyorum. Bir de yaklaşık 200 bin liraya yakın, biz televizyondan takip ediyoruz. Bizde yabancılar gelmiş, bizde maden araştırıyorlar. Siyanürlü falan filan. Bunlara geçit vermememiz lazım. Ülkemize sahip çıkmamız lazım. Kader nedir? İnsan hep kaderci bir toplumuz ya. O da çok önemli. Kader nedir denince ben çok düşündüm de. Kader, İnsanla canlı ve cansız varlıkların var ettiği, sorunların, sıkıntıların bize maddi, manevi, fiziki olarak zarara dönüşmesidir.
Sorun mu abi? Var mı müsaadeniz? Ha. Şimdi abicim bak. Gazeteci geldi mi abi? Kameraları var, şeyler var. Geldi. Adam dışarı çıkmadı. Bunu biz mi araştıracağız yani bunu? Kim araştıracak? Türkiye Cumhuriyeti adaleti araştırmayacak mı bunu? Biz adalete nasıl güveneceğiz şimdi? Biz adalete nasıl güveniyoruz? Söylese bana. Ya bak gazeteci geldi mi abi yurt dışından? Geldi, girdi adam. Adamın ne çıkışı belli, ne girişi belli. Ya girişi var, çıkış yok abi. Cumhurbaşkanının oğlu gaza yaptı, kaçtı gitti. Bunu abi biz mi takip edeceğiz? Türkiye Cumhuriyeti adaleti mi takip edecek, kim atacak? Ben adalete güvenmiyorum. Bir adalet yok Türkiye Cumhuriyeti adaletinde. Adalet yok. Zaten istatistiklerde adalete olan güven sarsılmış pozisyonda. Adaleti bizim... O zaman ben şöyle diyeyim. O zaman ben hakimlerimize, savcılarımıza diyorum ki... Ben ona bir şey demiyorum. Ey hakimlerimiz ve savcılarımız. Ama adalet yok Türkiye'de. Tamam. Bak ama şöyle bir şey var. İstisna insanlar, istisna insanlar vardır. Hakimlerin, savcıların, parti binalarından hakim, savcı olanlar vardır. Ama onuruyla, şerefiyle hakimlik ve savcılık yapan, şu anda sindirilmiş olan, korkutulan olan insanlar da vardır. Hepsini aynı kefeye koymayacağız. Ama ben şöyle diyorum. Türkiye Cumhuriyeti adaletine ben inanıyorum. Ama bunu niye abi, bu adam nerede gitti? Oradan geldi mi adam, kamera görüyor, gir içeri girdi. Dışarı çıkışı yok bu adamın. Kim? Ben önce hakimlerimize, savcılarımıza diyorum. Sesleniyorum. Diyorum ki sizi analarınız, babalarınız yetiştirdi. Şu anda sağ olanlar vardır. Allah sağlık versin. Vefat edenler olan vardır. Allah onlara da nurları cennet olsun inşallah. Sizlere diyorum ki hakimlerimiz, savcılarımız, analarınız, babalarınız sizi hakim yaptı ki eşit karar veresiniz. İnsanlara faydalı olasınız. Lütfen sizlerden ricamız, Allah katında isteğimiz, yani Allah rızası için doğru karar verin. Valilere, kaymakamlara diyorum ki, sayın kaymakamlar, sayın valiler, sizlerin anaları, babaları sizleri vali yaptı, büyüttüler, bürokrat yaptılar. Lütfen, lütfen vicdanınıza dayanarak doğru işler yapın. Her şey, ama istisna valileri, kaymakamları kastetmiyor. Saygılarımız sonsuz. Her şey saltanat sürmek değildir. Bu dünyada ölüm vardır. Allah'ın huzuruna çıkmak vardır. Başta bürokratlar, tüm bürokratlar, ülkemizde olan sıkıntıları lütfen Cumhurbaşkanı'na, ülkemizi yöneten siyasetçilere aktarınız. Günü kurtarma peşinde olmayınız. İnsanlara diyorum, lütfen ahlaklı olalım. Vicdanlı olalım. İnsan bir yolda yürürken birbirimize düşmanca bakmayalım. İnsanların heveslerini, yaşama duygularını yok etmeyelim. Bu memlekete sahip çıkalım. Ve analara, babalara diyorum bir eleştiri anlamında. Analar, babalar, sizler çocuklarınızı yetiştirirken dizi filmleri seyretmekten kaliteli bir çocuk yetiştirmeye fırsatınız olmadı. Lütfen iyi çocuk, vicdanlı çocuk, içi boş bir çocuk yetiştirmeyin. Bu memlekete sahip çıkalım. Önce insan olalım, vicdanlı olalım, memleketimize sahip çıkalım. Bizler dürüst olunca, bizler ahlaklı olunca inanın ki bizleri güzel insanlar yönetecek ve Allah da yardımcı olacak bizlere. Ama biz ahlakımız zedelenirse, ahlakımız yok olursa inanın ki bizi iyi insanlar yönetmeyecek ve Allah da bizlere yardım etmeyecek. Allah'ın yardımını, bizlerin güzel insanların yönetmesi için vicdanlı olacağız, adaletli olacağız. Değerlendirme yaparken ülkemiz adına, kendimiz açımızda ben iyiyim, o da iyi olacak. Ben şöyleyim, o da iyidir. İnsan beyni böyledir. Tok bir beyin herkesin tok olduğunu düşünür. Aç bir beyin herkesin aç olduğunu düşünür. Hastaneye gidersin, hastaları görürsün, zannedersin bütün memleket hasta. Ama dışarı çıkarsın, parklara, eğlenme yerine gidersin. Dersin ki bu memleket güllük gülistanlık. Çarşılar, pazarlar dolu diyor insanlar. Çarşılar, pazarlar. Şöyle bir düşünsün insanlar ya. Antalya'nın nüfusu 1,5-2 milyon nüfusu var. 1,5-2 milyon, belki daha fazladır. Ya 2000 tane insanı şu çarşıya salsan her taraf dolu dolu olur ya. Biraz cahilce düşünmeyelim. İnsanlara sesleniyorum. Beynimizin isteklerine ruhumuzu teslim etmeyelim. Bizim ruhumuz bedenimizin isteklerine, doyumsuz isteklerine artık engellesin ve dürüst olalım, güzel olalım. Gelip geçici bir dünya ve insanlara bir de şunu söyleyeceğim, yani ben fazla da sizlere meşgul etmeyeyim.
Son sözlerim şöyle diyeyim. Bu dünyadaki en güzel şey nedir diyecek olursa, çok bayağı araştırdım, düşündüm. En güzel şey bu dünyada insanın geçmişte yaşadığı ailesiyle, güzel insanlarla bir arada yaşadığı zamanları hatırlamaktır, yaşamaktır. İnsanlar geçmişlerini unutmasınlar, mutlu olacaklar sıkıntılı zamanlarında. Bir de şöyle diyeyim, çocuklara, gençlere diyorum özellikle, çocukluk eşyalarınızı atmayın, saklayın. İleriki zamanlarda o eşyalarınız, çocukluktaki eşyalarınız sizin beyninizi ödüllendirecek. Hatıralar, geçmişimizi canlı tutalım, hatıralarımızı yok etmeyelim. İnsan olalım, dürüst olalım, güzelliklere ulaşırız. Değinelim mi? Can alacak. Çok teşekkür ederiz abi. Restorasyonlar yapılıyor Antalya'da şu anda. Belki Türkiye'nin birçok yerinde yapılıyor ama şu anda biz gördüğümüzden konuşacağız. Örnek verebiliriz Merkez Bankası. Örnek verebiliriz Saat Kulesi. Örnek verebiliriz, siz de görüyorsunuz bunları. Restoran adı altında neler oluyor acaba? Kimler tarafından organize yapılıyor? Bunu dile getirebilir misin? Madem araştırmışsın. Ben şöyle diyeyim. Bir şimdi sizin anlattıklarınız var ya. Nasıl tıpta doktora gidersin, deride böyle bir sıkıntılar vardır. Asıl sıkıntı iç organlardadır. Ben burada bayağıdır konuşuyorum ya. Ben deri üzerindeki sıkıntılardan pek konuşmadım. Yani ben içteki organlardaki sıkıntıları anlattım. Sıkıntının kaynağını. Bir de anlatımdaki böyle şunu nasip oldu. Hasan kardeşim, eğer öbür dünyada gidersem, ben hep dürüst yaşadım. Allah'a şükürler olsun, kendime ölmek. Ben öbür dünyaya gittiğimde Cenab-ı Allah korkak insanları sevmez. Bana dediği zaman sen Murat kulum korktun mu? Hayır, ben diyeceğim Allah'ım ben korkmadım. Hasan kardeşime bir röportajda konuştum. Sıkıntıları aklıma geldiği müddetçe anlattım. İnsanlara bir kelime de olsa eğitici olarak çok sağ olasın. Allah razı olsun. Elimden geldiğince bunu yayınlayacağım abi. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Memnun Hasan oldum sizi gördüğümüzde. Senden bir istediğim. Bir ricam olsun. Fazla da zaten başka zamanda da konuşmam. Şunu, bunu tek video şeklinde gösterirseniz. Tamam. Sizi tek başına yayınlıyorum o zaman bu konuşmayı. Ve sürekli de sizin sitenizde hazır halde olsun ki insanlar her zaman ulaşsınlar. Allah razı olsun hepinizde. Ülkemizde tüm insanlarımıza Allah güzellikler versin. Su kaynaklarımızı yok etmesin. Tabi afetler vermesin. Çeşmemizden sularımız eksik olmasın inşallah. Bu kadar diyorum. Umarım o güzel günler hep beraber görürüz abi. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizin eşyanız galiba abi. Teşekkür ediyorum.